Çok üzüldüm ben sizin evraklarınızı okurken. Aslında üzüm, yani üzülme değil de böyle sanki o günü yaşamış gibi oldum. Ben kabullendim. Kabullendiniz. Bugün kaç yaşında Yiğit Efe? 34. 34 yaşında. E, 1988 yılı e, 27 Kasım tarihinde Ankara Gazi Osman Paşa'da... ...üç katlı bir köşkün arka bahçesine sabah 7 sularında kunduğa sarılı bir halde... Bırakılıyor İYİTEF'e yaklaşık 3-4 aylıkmış terk edildiğinde ve bırakıldığında. Ee, senin hikayen ondan sonra başlıyor. Evet. Ee, o gün sen bulunuyorsun, polisler seni alıyor, sonra sosyal hizmetlere gidiyorsun. Sonrasında da bugün hayatta olmayan, seni evlat edinen aile tarafından büyütülüyorsun. Allah Şimdi senden dinleyeceğim. Etsin. Biyolojik aileni aramak üzere buradasın, tüm hikaye sende. Şimdi ben e, evlatlık olduğumu aslında 13 yaşında öğrendim. Beni yetiştiren ailem e, çok naif, çok düşünceli insanlardı. E, bu olayı daha sonra öğrenmemem, başka birisinden duymamam için benimle kendileri paylaşmak istediler bu olayı. Çağırdılar, durumu anlattılar. E, biz de o zaman hem çok iyi şartlarda büyüdüğümüz için hem onlardan gerçek bir anne babadan bile daha fazla şefkat ilgi gördüğümüz için bu olayı yadırgamadık, kabul ettik. Aradığın geçen yıllar tabii ki ara ara kafamıza takılmasına sebep oldu ama e, o kadar naif insanlardı, o kadar iyi insanlardı ki ben onların e, kalbinin kırılmaması, onların incinmemeleri, acaba bizim yanımızda huzurlu mu değil, rahat mı değil düşüncesine erişmemeleri için hiçbir olayı araştırmak istemedim. Yani istesem de baskıladım. Fakat zaman zuhur oldu, e, onları kaybettik. Onları kaybettikten sonra ben de tabii bu arada bir aile kurdum. Ee, onlar Bugün kaybettik... bir baba olarak karşınızda. Evet, iki kız babası olarak Allah karşınızdayım. Allah razı olsun. Onları kaybettikten sonra e, bulmak istedim. Yani tabi bu süreçte bir sürü duyum aldık. Daha sonra evlendiler diyenler oldu. tabi bu konuda ağızdan ağza da çok laf geçtiği için. E... Hikaye her insanda değişiyor. Her insanda değişiyor. Ne kadarı sağlıklı, ne kadarı değil sen de bilmiyorsun. Evet. Her insanda değişiyor. Tabii rahmetlere bunu soramıyorsun. Yani nasıldı, Hı -hı. ne oldu diyemiyorsun. Onlar da çünkü bir evlat özlemiyle sahiplenmişler ve verebildiklerinin maksimum verdiler. Onların mekanları cennet olsun. onlara Onları... bol olsun. Şimdi gördüğümde de çok duygulanıyorum. Her neyse işte aradan geçen yıllar evlendikten sonra bunda beni araştırma hissi uyandırdı. Daha doğrusu eşimin de e, çok büyük desteği oldu burada. Bir araştırma içerisine girdik. Hı hı. Tutanaklar vesaire evdeki evrakları araştırdım. Sosyal hizmetlere gittim. Oradaki evrakları araştırdım ve bir adrese ulaştım. Bırakıldığım adrese. Onu ben bir kere daha bir anons etmek istiyorum. Evet. 27 Kasım 1988 yılında sabah 7.30'da 3 katlı bir köşk var. Onun arka bahçesine bırakılıyorsun. Ankara Gazi Osman Paşa Borazan Sokak. Hatta o zaman 13 A sayılı evin önüne terk evet. ediliyorsun. Ve o evde artık çalışan bulan kişi seni e, Aynur Köymen ismindeki bir kişi. Aynur Köymen. Köymen. E, beni buluyor. Daha sonra alt katta oturan komşularına haber veriyor. İşte onlar alıyorlar içeriye. polise haber veriyorlar. Polis geldikten sonra da bir tutanak eşliğinde beni teslim ediyorlar. <laughs> e, döndü hanım beni. Döndü hanımın eşiyle Aynur hanım götürüp beni teslim ediyorlar. O apartmanda yaşayanlar. Evet, beni teslim et, onlar beni teslim ettikten tam bir sene sonra hı hı. polis eşliğinde e, annem olduğunu söyleyen kişi kapıya geliyor. Polisler aslında bir tatbikat için getiriyorlar, yani diyorlar ki işte Şimdi bu bayan. Şimdi döndü da, hanım telefon altında, sanırım bu olayı ona da soralım, o da anlatsın. E, 27 Kasım 88'de bırakıldığını Aynur ve e, aslında bu döndü hanım seni buluyorlar. Bir yıl sonra anneyle ilgili yapılmış bir ihbardan dolayı. Ee, anne yine aynı binanın önüne seni nasıl bıraktı, bıraktığı anı ve günü tekrar e, polislere ifade etmek için orada. Dönde Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Dönde Hanım beni duyuyor musunuz? Tekrar bağlayacaklar. Buyurun siz Dönde hanım aktarmak istediklerini söyleyin. Ee, Döndü Hanım ee, o gün işte Aynur Hanım'la birlikteler zaten yine beraber. Polisler getirince soruyorlar işte niye bıraktın? Ee, ben diyor hamile olduğumu fark etmedim. Hiç karnım çıkmadı. Ben diyor bir karın ağrısıyla hastaneye gittim ve doğum gerçekleşti. Doğdur doğur, doğur, doğururken öğrendim hamile olduğumu diyor. Hatta Aynur Hanım bunu çok saçma bulduğu için hı hı. E, aralarında bir husumet oluşuyor. Sonradan döndü döndüğünüme şey yapıyor yani sen ilgilendiğince döndü hanım o sırada e, i̇smini soy ismini duyuyor O dönem onların da Karabacak soy ismini bir tanıdıkları olduğu için Ben diyor soy ismi hiç unutamam soy ismi kesin Karabacak'tı İsmi de diyor büyük bir ihtimal Gülay'dı diyor Gülay diye hatırlıyorum Üstünden diyor 35 sene geçti ama Gülay olduğunu hatırlıyorum diyor hı hı. E, Ben bunları e, işte o adrese gittikten sonra öğrendim O adrese gitmemde de bir arkadaşım var e, Mehmet Bezci onun çok ona buradan çok teşekkür ederim. Onun çok desteği oldu. Ben aslında hep şey yaptım. Adresi biliyordum ama Esra Hanım oraya gitmek, o bırakıldığınız yeri görmek, orayla yüzleşmek e, zor geliyor insana. Benim ayaklarım hep geri geri gidiyordu. Arkadaşımla bir gün oradan geçerken ya gir el, gir dedi ya. Yani bir cesaret gir sor dedi. Girdim işte kiracılar vasıtasıyla. Döndü hanıma, Aynur hanıma, Aynur Atla kömene döndü, ulaştık. Değil. Hı. Ulaştık. Ondan sonra da işte sizinle buluştuk burada. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi tekrar söyleyelim. Ee, sana ilk verilen isim ne? Bana kurumda Tarık Öztürk ismi veriyor. Daktilo hatası olabilir bazı evraklarda Tarık Özgür, ...bazısında Tarık Öztürk geçiyor ama Tarık Öztürk ismini kimlik çıkıyor. Hı hı. Daha sonradan hı hı. aile evlat edince Türk oğlu olarak Tarık Türk Tarık Türk diyor. Onların nüfusuna geçiyorum ama e, aile içinde. ...sağda solda bana her zaman... ...hep Tolga diye hitap ediyorlar. İsmim Ama bilinmesini ben şunu istemiyorum. Tarık Türkoğlu olarak... Evet, evet. ...geçiyor. 27 Kasım... ...1988 yılında Ankara... ...Gazi Osman Paşa Borozan sokak önüne... ...o binanın önüne 3-4 aylık... ...bir erkek bebeği bırakılıyor. Mavi kurtlu... ...çocuk çantası... ...yeşil desenli bir battaniye içerisinde... ...terk ediliyor. Sarı saçlı bir bebek... ...bir paket yumak bezle kapı önüne... ...terk edilmiş. Sonrasında... ...Döndü Hanım'ın sana aktardıklarından dolayı... Sanırım e, biyolojik annenin doğum yaptığını aile üyelerinden biri bildiği için, bir yenge bildiği için ordudan polise çocuğu terk ettiği yönünde bir ihbar yapılıyor. E, bunun üzerine de polis anneyi buluyor ve bununla ilgili bir tatbikat yapılıyor. Bu sebeple de bir yıl sonra seni bıraktığı adrese polisle beraber geliyor. Evet. E, bakalım... İhbarlar gelecek mi? Biyolojik ailene ulaşabilecek miyiz? O dönemde annenin üniversitede okuduğu bilgisi var. Babanın üniversite öğrencisi olduğu bilgisi var. Ama Döndü Hanım'ın o tatbikatta gelen kişi biyolojik anneyle ilgili... ...Karabacak soyadını taşıdığını, duyduğunu ve hayatı boyunca hiç unutmadığını... ...çünkü onların da ailesine aynı soyada sahip olan insanlar olduğunu söyledi. Karabacak soy isimli 1988 yılında 27 Kasım'da bırakılmış o çocuk bugün karşınızda köklerini arıyor. İnşallah ihbarlar gelir. Yiğit Efe o bilinmezliği, ee, o bilinmezliğin kapılarını aralar ve bundan sonra hayatınla ilgili gerçek bilgilere ulaşırsın. Bu müjdeyi canı gönülden vermeyi isterim sana. İnşallah. Teşekkürler.